Sosyo sevgili Sımırlar Plum Up Game kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Merve. Mükemmel genetik özelliklerinde oyunumuza, serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölüm ne yapacağız? Mükemmel çocuğumuz Nigel'la birlikte üniversiteye gideceğiz. Ben kayıt dışı gerekli ayarlamaları yaptım. Birkaç burs başvurusunda bulundum. Kabul edilenler oldu, edilmeyenler oldu. Bir herhalde $700 civarında bir şeyimiz var. Bursumuz var kazandığımız. Şöyle bir yeteneklere baktığımızda karizma 6'da. Hemen geliyorum cooking 5'teymiş. Şöyle aşağıya geldim. Mantık 6'da. Araştırma ve neydi bu tartışma 5'te. Video gaming 6'da. Yani çok kısa bir sürem vardı. O sürede ancak bunları böyle bu şekilde yapabildim. Ve bu yeteneklere göre de burs başvurusunda bulundum. Kabul edilenler edildiler. Şimdi biz avukatlık okuyacağız. Daha doğrusu avukatlık okumayacağız. Daha sonradan avukat olabilmemiz için dil ve edebiyat bölümü okumamız gerekiyor. Ona bir bakacağım şimdi. Burası değil tabii ki burası. Üniversite. Şuraya hemen ya da posta kutusundan da yapmayalım ya. Şurada. Aha bura gitmiş. Şurada bir bilgisayara oturalım ya. Bilgisayardan üniversite kayıt işlemlerimizi yapalım. Şöyle nerede? Aa bu bilgisayarda yoktu pardon. Bu bilgisayar çok değişik bir bilgisayar. Bu bilgisayarda bir şey yoktu. Gel şuraya. Şu bilgisayardan. Hatta ben kayıt dışı yapmıştım. Aa bilgisayarda işte üniversite seçeneği çıkmıyor falan filan diye böyle bir şey olmuşum. Korkmuşum ne oluyor falan. Bu bilgisayar gaming bilgisayarı mı ne öyle herhalde. Anlamadım. Üniversite çıkmıyor. Fitness'ı sevsin mi? Ya, bu fitness'ı sev... Çıkmamış mı Like Fitness? Onun olayı fitness zaten. Evet şimdi 2 dakika durduracağım. Bununla hemen çekip gideceğiz. Çünkü Jean'e şöyle bir bakmak istiyorum. Aa Jean ölmek üzere. Aa biz gittiğimiz gibi burada ölecek ama haksızlık. Şöyle mi yapsak? Biz bu evde birazcık dursak da ikinci semester'da mı gitsek? Ya biz şimdi buradan gittiğimizde direkt... Jean'in ölüm haberi gelecek ya. Onu da bir göresim var. Emekli yapmıştım. Ay yok yapmamışım. 10 level oldu bu arada. Instagram'dan takip edenler story'yi görmüşlerdir. Yani bölüme bir türlü denk gelmedi. Zaten bir önceki bölümde söyledim. Kayıt dışı oynadığımda yani büyük ihtimalle 10 level olacak. Ve ben onu da Instagram'da paylaşırım demiştim zaten. Onu detaylı izleyenler videoları başından sonuna kadar izleyenler zaten bu bilgileri biliyorlar. Ne yapsam şimdi? Gerçekten kaldım. Neyse ben şuradan en azından bir bölümüme bakayım. Seçmeyeyim de Birchester'da mıydı? Birchester'a bir baksam. Şu dereceli olarak okuyabiliyorum. Dil ve edebiyat. Buradan çıktığımda yazar olabiliyorum. Freelancer writer olabiliyorum. Ve de özel avukat olmuş oluyor. Tarih de okuyabilirim. Tarih okursam da hakim ve işte politikacı falan oluyorum. Bunlar da yine böyle yüksek level'dan başlıyor zaten bitirdiğimizde. Birchester'a gideceğiz. Birchester'da dil ve edebiyat okuyacağız. Birazcık bir durayım. Şöyle yapalım. Nasıl olsa kabul edildik. Başvurumuzu yapabiliriz. Biraz daha burada ben bir takılayım. Belki de ölümüne denk geliriz. Hemen şu aralarda ölürse. En azından hani öldükten sonra çeker gideriz gibi bir durum olur. Bizim şey neredeydi? Onu koymadım değil mi? Aa bak şey gelmiş. Dedektif kariyerinin özel bilgisayarı. Şu şurada kalsın 2 dakika. Vay. Özel. Tablet gibi böyle ekran gelmiş. Bunlar da özel masalar. Evet şunu kaldıralım da bu masayı koyalım. Şimdi onları nereye koyacağız? Çok güzel. Şunu şöyle koysak. Bunu da şimdilik şuraya koyalım ve bunu da at gitsin. Ya da atmayayım ya. Şunu atayım. Bu da meslekle mi ilgiliydi? Yo. Mega desk. Boşver onu. Şu masayı şuraya koyalım. Güzel oldu. Şu şurada kalsın. Şu da şurada. Kitapları orada kalsın. Şurası resim bölümü olsun.
Tamam. Biz Nick'le birazcık duralım. Hemen çekip gitmeyelim. Bakalım Jean ölecek mi? Bu arada da tabii ki şey yapabiliriz. Bilgisayarla değil. Burada mıydı? 6'da ikinci olabilir. Araştırma, tartışma. Bunu biraz okuyalım. Biraz daha bu konuda geliştirelim kendimizi. Şimdi kaç kişiyiz? 3, 4, 5, 6, 7, 8 kişiyiz. Jean ölecek. 7. Ben gideceğim. 6. Şu bir tanesinin kimindi? Nora'nınkini buraya çağıracağız. Patrick. Hay bir de şey var. Ötekiler de yaşlanacak ya. Stella'lar falan da yaşlanacak. Bak. Bir gün. Amanda da aynı şekilde. Aslında Amanda daha küçük normalde. Stella daha büyük olması gerekiyor. Stella'nın şu ana kadar çoktan yaşlanmış olması gerekiyor. Yani Stella young adultken ya da hatta adultken bizim Amanda teen'di yani. Aralarında öyle bir fark vardı. Fakat ben onları böyle şunlarla evlendirmek adına hızlı büyüttüm. İkisi de aynı anda büyüdüğü için aynı anda da yaşlanma gibi bir durum oluyor. Yani tabii ki bunları şey yani hile yapabilirim, iksir içirebilirim, düşürebilirim şeylerini, tekrar böyle adult olarak kalırlar falan filan ama gerek yok yani artık Nigel'la birlikte devam edeceğiz seriye ve yani bu geride kalanlar da daha fazla tutmanın anlamı yok, zamanı gelen ölsün. Buradan da bir çocuk doğurtturmam. Yani evde bir kişilik yer açılıyor. Stella ile Amanda bunlardan değil ama Nora'nın şu Patrick geldiğinde Nora ve Patrick'ten belki çocukları olabilir diye düşünüyordum. Çünkü bunun daha 8 günü var. Neyse şöyle biraz hızlandırayım. Bizim Jean'i de gösterdim zaten size. Onu da emekli yapalım buradan. Retire, ok diyelim. Bitirdik mesleği. Tabii amacım mesleği bitirmek değildi tabii ki. Burada sadece mükemmel çocuğumuzun olmasını beklerken Jean'le oyalanmaktı yani aslında. Ama üniversiteye gitmesi ve üniversiteyi bitirdikten sonra onun 8 level olarak kariyere başlaması bende direkt 8 level olduysa o zaman direkt bitirelim yani mesleğini gibi bir şey oldu. O yüzden öyle mesleği bitirdik. Şimdi Nigel de annesinin yolundan ilerleyeceği için o da yine üniversite okuyacak. Güzel güzel. Ve avukat olacağız. Avukatlıkta da yine 8 level'la başlarız. Herhalde mesleğimizi bitiririz. Bunların kıyafetlerini de böyle bir çekidüzen vermiştim galiba. Ayarladım 3-5 bir şeyler. Bir önceki bölümde onu görmüş müydünüz? Söylemiş miydim? Onu hatırlamıyorum. Jean'de Jenny gibi öyle ölümsüzlük trade'i bir şeysi yok. Uzun hayat şeysi. Yani büyük ihtimalle ölür. Nigel'a Hates Children şeyini verdim zaten. Temiz. Outgoing işte sosyal. Ve çocukları sevmiyor. Hızlı hızlı devam edeceğim. Jean'in ölmesini bekliyorum. Ya onu görelim istedim ama. Ya şimdi öyle bir şey olacak ya tamam yeter artık. Hadi gidelim diyeceğim. Şak diye şey olacak. Ölüm haberi gelecek. Şunu şöyle bir döndür. Aradaki farka bak. Neymiş ne olmuş? Arkadaki Jean'e bakıyoruz. Mezuniyet fotoğrafı. Şak. Yaşlılık. Şöyle aynı karede. Vay be. Saçlar gri olunca. Alışmışız onu mavi mavi görmeye. E madem normal yolda bırakacağım. Madem iksir falan bir şeyler yaptırmayacağım. E bunları da yaşlandırayım o zaman. Ay dur. Yanlış. Hayır. Sakın sakın sakın. O pastayla büyüyeceğiz biz. Evet. Yani şurada zaten 0 gün diyor. Bakayım. Aynen. Bugün doğum günü. Mekeviş. Evet. Stella'mız yaşlandı. Şimdiye çoktan yaşlanıp ölmüş olması gerekiyordu ama sayemde evlendi falan. Çocuğu olmadı ama. Artık ne yapalım? Amanda da büyüsün. En azından onları da gördük ya. Bir hoşuma gitti. Öteki evde öyle. İşte öldü de yasını tuttuk haberini alacaktık. Yazık günah yani. Bunlar da bir McCarthy soyundan.
Geliyorlar yani. Her ne kadar Stella Don'un kızı olsa da Andrew o kadar babalık yaptı ona yani. Annesi Stacy ile evliydim. Hikayeyi böyle ara ara hani biliyorsunuz yani bilenler biliyor da ben böyle ufak ufak da hani tekrar söylüyorum. Hatırlatıyorum. Yeni izleyenler olabilir, yeni takip edenler olabilir. O açıdan böyle geniş bir ailemiz oldu. Peki bizim Johnny 7 gün var. Nate 7 gün var. Bunlar da 7 oldu. Onların da hepsini aynı anda büyüttüğüm için mükemmel değil demiştim. Aynı anda büyütmüşüm. Normalde yani biri abi, biri küçük kardeş. Hepsi aynı anda büyüdüm. Yani bir yandan da burada Jean'in ölümünü bekleyelim derken Nigel'la vakit kaybediyoruz. Evde okumak istemiyorum ya. Jean'le mecburen evdeydik. Ama Nigel'la evde olmak istemiyorum. Yurda gidelim, bir yurtta takılalım istiyorum. Yoksa birinci semester'ı komple burada okumak durumunda kalırız. Burayı seçersem ikincide de gidebiliriz. Ben onu bir düşüneyim şöyle hızlı hızlı giderken. Hızlı hızlı ilerliyoruz. Gel şuradan yemek ye desem pasta yiyecek. Pastadan başka bir şey yok. Aa, Stacy McCarthy. Doğum günü kutlu olsun diye kızına Stella'ya. Stella'nın doğum günü kutluyor. Ruhu bile doğum günü kutluyor. Ayrılmamış. Oo, çok flörtü flörtü. Kime yükselmiş bu kadar? Yok galiba arkadaşlar, ölmeyecek. Siz şimdi videoyu böyle izlerken diyorsunuzdur. Aa, altına yaptı. Ya götür boş ver. Jean'i falan diyenler vardır. E niye gitmedin ki sen şey yapmaya? Herkesin içinde gittin, altına yaptın. Kimi diyordur bekleyelim Jean'i görelim. Kimi diyordur boş ver Jean'i. Ne geldi? Tamam ya, gideceğim artık. Ha bak, şeyler gelmiş. Ha bunları yok, almıştım zaten galiba. Ha evet, e-spordan 450 dolar kazanmışım. 200 de buradan. Neo Food and Drink'ten. 450, 550, 650 oldu. Burada bir şey yok. Burada da bir şey yok. Hepsini okuduk. 650 galiba. Ben 700 falan demiştim. 650 çıktı. Tamam, şu bir yıkansın. Bu ne yapıyor? Şu da gitsin şuralarda yıkansın. Herkes bir perişan. Bak bunun da gelmiş şeyi. Yıkanması. Kimse, herkes kendi kendine gidebiliyordu. Ne oldu? Otis Lindsay, bu kim? Ha, buna şey, oyunculuk bir şeycilik teklif ediyor. Aha, evet, beklediğimiz an arkadaşlar. Yani Jenny gibi şanslı değil tabii ki, bunun vakti geldi, öleceğini biliyorduk. Bu anı da görmüş olduk, çok mutluyum şu anda. Hani öldüğü için üzgünüm tabii ki. Fakat sizle beraber bunu görebildiğim için mutluyum. Jenny'nin ölümünü biliyorsunuz görememiştik. Daha doğrusu yani videoda görememiştik ama ben bu tarz şeyleri kayıt dışı denk geldiğimde sürekli olarak Instagram'da paylaşıyorum. O yüzden zaten Instagram'da takip edenler her türlü biliyorlar. Şöyle de bir foto çekelim. Azrail durur mu? Geliyor. Bak bakalım. Jean'in var mıymış bir derdi tasası bir şeysi. Evet, şuradan çekelim ya. Herkes üzgün, herkes ağlıyor. Bu kadar üzüntünün üzerine Nigel üniversiteye gidecek. Neyse, yeter bu kadar fotoğraf. Evet, Jean'imiz de geldi ve gidiyor. Seni özleyeceğiz Jean. Herkesi özlediğimiz gibi. Şak dedi ve aldı. Evet, Jean'in ruhu burada. Baş köşede beklesin.
Şuradan bir yemek ye. Hemen ben şeyi göndermeden, Nigel'la beraber gitmeden Patrick'i de buraya davet etmek istiyorum. Patrick de gelsin. Azrail bir git ya. Jean'imizi öldürdün. Right over geldi. Şimdi bu kadar üzgünken de bununla nasıl olacak? Gel Patrick, senin de iş arkadaşındı. Gel sen de iki ağla. Şimcik buradan bunu gel bizimle yaşa diyelim. Bakalım yanında bir akrabası çoluğu çocuğu var mıymış, hiç bilmiyoruz. Ok desek kimsesi yokmuş. 294'ün üzerine 20 bin daha eklenmiş oldu. Şak. Evet, artık bizimle beraber ve sinirli bir kişilik. Neyi sinirlenmiş acaba? Aa, hayali oyuncu mu olmak, master aktör olmak istiyor? Ama dedektif. Kaç level'dı bu? 4 level dedektif. Yani senin oyunculuk kariyerini falan da yaptıramayacağız. Bu evde kalsaydık senin hayalini gerçekleştirirdik de. Sana yapabileceğim en büyük kıyak şu anda senin Nora ile evlendirmek olacak. Cenazenin üstüne, üzüntünün üstüne. Evet, bir adet nişanlanma ve bir adet de evlilik. Şurayı kaldır. Evlenebilir miyiz? Sanırım evlenemiyoruz çünkü modu birazcık kötü olduğu için olabilir. Şimdi şuradan bir tane mutlet alayım ve durumumuzu düzeltelim. İç bakalım. Çok güzel. Hemen gitmeden size bunları da göstereyim. Çünkü biliyorsunuz daha sonradan çok buralara uğrayamıyoruz. Nigel'la takılacağımız için. Tek tek ölüm haberleri gelecek. Ya hadi bir evlenin ya. Aa, bir evlenemediler. Niye evlenemiyorsunuz arkadaşım? Ha, öf be. Hatta bir de bunlara çocuk mu yaptırsam ya? Aileden biri kalsın. Hepsi ölecek. Çocuk kalsın. Neden olmasın? Deli Nora'yla evlendiler. Evet. Şimdi şuradan hemen bir Nora'nın soyadını da ayarlayalım. Gitmeden bir sürü işim var ya. Jean'i gönder, onu oraya getir, onları evlendir. Çocuk yaptırma yaptırmıyor. Git onu soyadını değiştir. Anam anam bir sürü işler. Patrick Lockwood'dan alıyorum Lockwood'u. Nora Okada Lockwood. Okada'yı sil boş ver ya. Okada'yı devam ettirmeyelim. Nora Lockwood olsun. Bu da Stella Okada'ydı. Geçtik. Amanda McCarthy Okada. Tipe bak ya. Bunun McCarthy soyadı olduğu için McCarthy'yi tuttum burada. Ama boş ver. McCarthy'yi de. Bu da o kadar olarak ölsün. Bunları evlatlık şey yaptırabiliriz aslında. Neyse. Bunlar da o kadalar, o kadalar. Bu da Nigel o kadar. Jessica o kadar. Bir Jessica kaldı ya, sap gibi. Hay bir de şey, Patrick'le Nora nerede yatacak? O da büyük bir sorun. Yatak yok. Evet. Hallettik burayı. Gel yemek ye. Stella tuvalet. Ay bu yemek kötüymüş. Dinner diyelim. Chili yapsın. Şimdi bizim Nate'in yatağı neresiydi ya? Nate'in yatağı burasıydı. Yok değilmiş. Nate buradaydı. Yo. Bu Johnny'ydi. Yanlış yaptım. Ya şunların modunu düzeltelim. Ayrılamıyorum evden. Dikkat ediyor musunuz? Yeni yıl geldi. Ne kadar da fazla birikmiş yalnız ha bunlar da puan.
Yemekler de bak birikti burada. Aa, herkes aldı yemek yapıyor. Clean up diyelim. Şunu da clean up diyelim. Buna da buradan hemen moduna ayarlayalım. Herkesi iyi hale getirip gideceğim. Yapacak bir şey yok. Herkes durup durup ağlıyor. Seni iyi yapmadık mı? Ağlayıp durma. Tamam. Bunu da modunu düzelttik. Bir bu kalmış. Bu da 3000'miş. Bunun da şuradan modunu düzeltelim. Aslında Jessica'ya da birini bulsaydık evlendirebilirdik. Hanede yer var. İç şunu hadi. İç, ben gidiyorum bak. Bak gidiyorum. İçti. Aferin. 6 gün kalmış. Bunlar yeni zaten. Hepsine 6 gün kaldı. Tamam arkadaşlar. Evet, burası böyle. Nigel'ın çantasında neler var? Kalk bakalım. Şöyle sıfırdan başlayacağız. Biliyorsunuz ki Nigel'ın üzerini de birazcık değiştirdim. Şimdi bir tuvaletini yapsın. Bu evden alabileceğimiz bir şey var mı? Keşke fotoğrafını çektirseydim şeyle ya. Annesiyle. Hiç çocuklarıyla fotoğrafı yok galiba. Şöyle bir bakayım. Jean'in burada şeyi var. Şunu yanımıza alacağız. Şunlar hep Jean'in çantasında olan şeyler. Burada alabileceğim başka bir şey. Bilgisayar var. 3400'lük bir bilgisayar. Sıfırdan başlayacağım dedim. Evet, ama bir tane laptopu varmış işte. Laptopunu yanına alsın. Bir tane de şunu yanına alsın. Şunu at. 300 var. Şunlardan da birkaç mutlet alacağım. Bu puanları nasıl olsa kullanamayacaklar. Yazık, günah. Ben alayım bari. Ayarlamalarımızı yapalım. Gidelim. 2000 de bunda varmış. 4 tane de bundan geldi. Güzel. Ben böyle yaşar giderim. Şuna bakıyoruz. 3000. Çok güzel. 5 oldu ve 6 olması lazım. Aynen. 6 daha geldi. Nora da var mıymış? Nora da bir tane. Vay, bundan da 6 tane. Ne kadar fazla birikmiş ya. Bunda yoktur artık. Bu daha yeni geldi. Tamam. Süperiz. Bir buna mutlaka bir tane içireyim o zaman. 20 tane oldu. Şimdi içeyim. Durumu biraz iyi olsun. Hem modu, yani yası gitsin. Hem de ihtiyaçları düzelsin. Süper. Hadi bakalım, artık yeter. Başvur. Kendisinde de var zaten. 1500'de kendisinde var. O dursun. Bir Chester'a gidiyoruz. Nerede nerede? Dil ve edebiyat. 4 tane ders alsak mı? 3 tane buradan alsak. Buradan alacağımız bir şey var mı? DJ mixing yok. Şarkı söyleme, fotoğrafçılık. Flower, çiçekleri geç, gurme yemekleri geç, intro komedi art falan, miksolojiyi geç, herbalizm geç, programcılığı geç, yine yemekler var, balık, haylazlık, wellness ve extreme knitting, örgü örme. Ben burada hiçbir şeyim yok, boş ver. 4 tane dersi alalım. Devam. At home değil. Üniversite housing. Şimdi biz buralarda hep yaşadık, şu iki tarafta. Ben bir kere de şurada yaşamak istiyorum. Burası 4 tane yatak odasının olduğu, böyle sanki arkadaşlarınla eve çıkmışmışsın gibi bir hissiyatı olan bir ev. Ve bugüne kadar hiç bunda yaşamadık. Yani her seride, her bölümde bir üniversite illaki oldu. Ama hep böyle şu yurtlarda, büyük büyük yurtlarda yaşadık. Bu biraz daha böyle bir ev konforu ve daha güzel dekore edebiliriz. Ve parası da daha fazla zaten. 240-240 derslerden geldi. 593 ev parası vardı. Aa, güzel. Buradan da bir 500 gelmiş. Toplamda 403 ödeyeceğiz. Tamam, ödemeyi ailenin hanesinden yaptık. Ve buna ne dedik? Yanlış mı yaptım? 20 3-0. 20 binle sıfırdan başlıyoruz.
Bir yandan üniversitede okurken bir yandan da ufak çaplı bazı işler bulmaya çalışacağım Nigel'a. Bir şeyler mi yapıp satar, ne yapar? Üniversitede çalışıp para biriktirsin. Çünkü sonra tek başına bir hayata atılacak. Biraz para biriktirmesi gerekiyor, çalışması gerekiyor. Onun için bir şeyler bakacağız. Şimdi şöyle durdurayım. Evimiz burası. Şuradan giriyoruz. Normal bir ev edası. Çok hoşuma gidiyor. Bir çalışma odası var şurada. Burası oturma odası gibi bir yer. Küçük bir mutfak, dışarıda yine şemsiyeli oturma alanı var. Şurada bir tuvaletimiz var. Ha, burada televizyonlu oda var. Burası genelde ders çalışma bölümü gibi. Burası televizyonlu oda. Şimdi şöyle bir kızımız var. Carity. Carity falan gibi bir şey. O buraya almış. Burada şey yapıyor. Onun yanına şey etmeyelim. Yukarı çıktığımızda da iki yatak da burada var. Ve şöyle bir özel tuvaletimiz var. Ve bu odanın özel giyinme bölümü de var. Bayağı da kocaman bir oda. Kapı kenarı da değil de şurayı alayım. Yani bu bunun kenarı, bu bunun kenarı. Neyse, burayı düzenleriz belki. Şurası benim olsun. Nigel o kadar. Sonra belki düzenleriz. Evet, tam olarak şurası benim bölümüm. Şimdi bilgisayarımı buraya koyacağım. Ya da koymayayım, gittiğim yerlerde de bilgisayarımla çalışabilirim. 3-5 gideyim, lazımlı bir eşyam varsa alabilirim şeyden. Kaç günüm var? 2 gün. He, biz e-sport için şey aldık. Doğru. E-sport bursu aldım ve onu kazandım. Kazanınca otomatikman ben burada bir işe girmiş oldum. Evet, ama ben böyle bir iş yapmak istemiyorum. Bu işten çıksam bursumu kaybeder miyim? Fotoğraf niye çektim acaba? Quit job desek? Böyle bir iş istemiyorum. Ya istesem mi acaba? Yok, onunla uğraşamayız. O tarz bir iş değil de bir şeyler al sat. Böyle bir şeyler. Şimdi neredeyim? Burası e-spor, join team falan katılabiliriz. Şuraya, ha bak şurada. Burada bir şeyler alma yeri vardı. Buy üniversite itemları. Gel bakalım, paramızı da harcamayalım gerçi ama ben ona bir çare bulacağım. Bununla nasıl para kazanabiliriz? Ne yapabiliriz? Bir düşüneceğim. Bisiklet, yüze bisiklet alabiliyoruz. Şu kitaplara bir gelelim. Biz avukatlık okuyoruz. Tarihi, dil edebiyat. Dil edebiyatla ilgili bir şeyler belki. Evet. Dil edebiyat. Şöyle bir 700'lük kitabımızı alalım. Lamba alabiliriz. Başucu lambası. Belki. 75'e bir tane şundan alalım. Bir tane çiçek alalım. Parayı buraya harcıyorum. Ama ne bileyim ya, odamı da böyle bir güzelleştireyim istedim. 110'a şundan alalım. Burada ne var? Bisikletler, onlar bunlar. En azından laptopu evden getirdik. O bizim bilgisayarımızmış. Onu bedavaya getirmiş oldum. Tamam. Bunu boş ver. Şu neydi? Buy desek. Bir Chester şapkası 20'ye. Bir Chester pantolonu ve üstü gibi bir şeyler. Her şeyden aldık. Tamam. Dön tekrar. Şimdi kimler gelmiş? Buraya kim gelmiş? Cruz, May bir şey. Şu. Kankamız olabilir mi acaba? Bizim yanımıza kim gelmiş? Şu galiba. Rachel McKinley diye bir şey. Aynen. Şimcik bir tane şunu şuraya koyayım. Pembe sandalyeliği kıza mı bıraksaydık? Ben şunu mu alsaydım? Ya da şu başucumda ışığım olsun. Şuraya bir tane çiçeğimi koyayım. Şuraya bir bayrak koyalım. Bir Chester'da okuyoruz. Ha, mis. Çok güzel. Bunları koymayayım, bunları alırlar. Şu ne, 50'ye 50'ye dans şeyi, bak satalım. Para paradır. Harcadığımız şeylerin 50'si geldi. Şimdi arkadaşlarımızla bir tanışalım. Mesela o da arkadaşımız. Rachel bir şey. Tanışalım. Bunları, bu bilgisayarı burada hiç bırakma Nigel. Bu bilgisayarı sen burada bırakırsan var ya, bunu anında yürütürler.
Anında yürütürler. Şimdi de birazcık şununla tanışalım. Ne haber kanka? İyi birileri gelseydi güzel olurdu. Sevmedim. Ne bileyim. Daha böyle bir eli yüzü düzgün, güzel bir kız gelseydi. Belki evlenirdik onunla. Evleneceğimiz kişi olur. Gerçi kız hazır. Yani benim yapmış olduğum eski şeylerden. Ama böyle bir üniversite arkadaşıyla evlenme muhabbeti güzel olabilir de. Evet, bence bu bölümümüz bu şekilde bitmiş olsun arkadaşlar. 6 tane yetenekte level 8'e geleceğiz. Şu 1, şu 2 desek, şu 3 desek, 4, 5. 5 tanesi var. 6.'yı da buluruz belki. Belki fitness olur. Bu bölümümüz böyle olsun. Evden ayrıldık. Nigel'la üniversitemize geldik. Hala üzgünüz. Hala ağlıyoruz. Modumuzu her ne kadar yükseltmiş olsak da. Odamız da burası. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Gene üzüldük. Gene tekrardan rest in peace diyoruz. Huzur içinde yatsın, huzur içinde uyusun. Diğer ev ahalisi de büyük ihtimalle yakında onların da ölüm haberlerini alırız. Bu kimmiş? Masami Okada. O an Nick Okada'nın annesi daha yeni yaşlanmış. Grandmother. Vay be. Bir grandmother'ımız varmış ama hiç tanışmadık. Bunların da ölüm haberlerini büyük ihtimalle yakında alırız. Geriye döndüğümüzde yani biz sanman şunaya geri döndüğümüzde çok da fazla birileri kalmayacak büyük ihtimalle. Nigel'la buralarda neler yaşayacağız? Yeni yeni arkadaşlıklar edineceğiz ve tabii ki derslerimizde çok çok iyi başarılı olmamız gerekiyor ve üniversitede okurken de bir yerlerden bir şekilde bir para kazanabilirsek çok çok güzel olur. Herhangi bir işe girmeden böyle bir şeyler al sat tarzı nasıl para kazanabilirim? Resim yapıp satabilirim. Dışarıda böyle bir müzik konusunda kendimi geliştirip dışarıda para toplayarak müzik söyleyebilirim. O güzel olabilir. Etkinliklerde mesela üniversite şenliklerinde etkinliklerde bir gitar olabilir belki. Gitar çalarak para toplarım. Öyle şeyler olabilir. Kapatıyorum kapatıyorum deyip kapatamayışım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, yorumlarınızı, düşüncelerinizi yazmayı ve tabii ki destek olmak için de kanala abone olursanız çok çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.